Evet sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzda 34. föyü çözeceğiz. Genel tekrar testimiz. Komple bütün gördüklerimizi tek tek irdelemiş yaklaşık 30-35 tane soru. Burada birinci soruyla başlıyorum. Osman Bey taksi şoförüdür. İki hafta boyunca aldığı mesafeyi tablo halinde not etmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Hemen ben toplamak istiyorum. 350-250 ikisinin toplamı 300, 500, 600. İkisinin toplamı 700. 300, 500, 800. Bunların toplamı 800 eder. 800, 700, 1500. 1500'ü 600 ile topladığımızda 2100 ediyor arkadaşlar. Bakıyorum toplam kaç gün? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün. 7'ye böldüğünüzde 300 ortalama çıkar. Bu doğru. B, C, D şıklarına bakacağız. Şurada yine toplayacağız. Biraz küsuratlı sayılar var. 220, 180, 400. 400'ü yazdım. 200, 300, 400 de bu. 800 etti. Şuradan şurası 800. 150, 200, 200, 300, 400, 500, 600. 600 de burası etti. 600, 800, 1400 ediyor. Arkadaşlar 1400'ü de 7'ye böldüğünüzde 200 kilometre yol gitmiştir. Bu da doğru. Osman Bey'in ikinci haftadaki kazancı birinci haftaya göre daha düşüktür diyor. Mesafeyi gösterdiği için arkadaşlar gittiği mesafeye göre ölçebilir miyiz bilmiyoruz ama bu tablo onu vermez. Bir D şıkkına bakıyorum. Osman Bey ikinci haftada ortalama 600 kilometre yol gitmiştir diyor. İki haftada toplamdan bahsediyor. 2100, 1400 daha 2, 3, 3500. 3500'ü 7'ye böldüğünüzde arkadaşlar 500 kilometre çıkıyor. Pardon. 2100, 1400, 2, 3, 3500. 7, 7, 14. 14'e bölmem gerekiyor arkadaşlar. 14'e böldüğünüzde zaten demin de şeye böldüğümüzde biraz daha küçük çıkmıştı. Biraz daha küçük çıkacak. 600 kilometre yol gitmiştir. Yanlış. Bunu işaretleyebiliyorum. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sayının diyor 3 eksiğinin 5 katı. Yanlış yazdım. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı şeklinde yazılıyor cevap. Ceyhan arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda bunun alanı x olduğunu söylüyor. Bunun da alanı 1 olduğunu görüyoruz. Burada diyor ki olmak üzere. Bu şekilde bir modelleme yapılmıştır diyor. Modeli ile cebirsel ifade aşağıdakinin hangisidir? 1, 2, 3, 3x. Buradan da ne yapmış? 3'e bölmüş şunu tamı. 3'e bölmüş 1 bölü 3. Bu ikisini topluyoruz arkadaşlar. 3x artı 1 bölü 3. Cevap Balıkesir. Bir sonraki soruya baktığımızda yandaki barajın ilkbahar aylarında doluluğu artarken, yaz aylarında azaldığı söyleniyor. O zaman bakıyorum aylara baktığımda ilkbahar yaz aylarındaki barajdaki doluluk oranını gösteren sütun grafiği nedir? Aylar göstermiş. O zaman ne olacak arkadaşlar? İlkbahar yaz aylarında. Şimdi bakıyoruz burada miktar ve aylar diye göstermiş. İlkbahar aylarında doluluğu artarken yaz aylarında azaldığı söyleniyor. Şimdi bakıyorum. Buradan artış azalış söz konusu var ama aylarda bir düzgün bir artış miktar tamam. Ama aylar hangi ayları aldığını göstermemiş burada. Soruda bir hata var gibi duruyor ama bir bakalım yine de. Şuradan normal göstermiş eşit. O zaman bu olamaz. Burada da bir eşitlik var. Olamaz. Doluluk aynı değil. Artış veya azalış söz konusu. Buradan şu ikisinde artış yok. Ama buradan bir azalış. Buradan da bir artış var. İlkbahar yaz. Za geçiş olarak düşünebilirim. Ya da buradan bakarsak artış sonra azalış. Bu sanki daha mantıklı olacak. Çünkü ilkbahar aylarında dolu. Yaz ayında azaltma söz konusu. O zaman D şıkkı daha mantıklı diyebiliriz arkadaşlar. D şıkkını işaretliyorum. Geçiyorum bir sonraki soruya. Bir sonraki soru arkadaşlar oran orantıyla ilgili bir sorumuz. Şunu şey yapamadım, açamadım. Şöyle düz diyelim. Şurada benden diyor ki A bölü B 3 bölü 4, B bölü C 4 bölü 5 olduğuna göre
C15'tir diyor. Dikkat edin, bu 15 olması istiyoruz ama ben bunu 3 ile genişletiyorum. 3 kere 5 15, 3 kere 4 12. O zaman burasını da ben B 12 olacak. B'yi 12 olabilmesi için 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9. A 9 oluyor. B de 3 kere 4'ten 12 oluyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? A 9, B 12. 9 ile 12 topladım. Cevap 21 arkadaşlar. Yine buradan nereden geldik? C'nin 15 olduğu söyleniyor. O zaman bunu ben 3 ile genişlettim. 3 kere 5 15. Bu da 12. 12 yapmam için 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. B 12. A da 9 olur. İkisinin toplamını da aldığınızda 9 ile 12'nin toplamı da 21 ediyor arkadaşlar. 6. soruya geçiyorum. 6. soruda Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında fiyat artışlarını göstermiş. Bu ilk 3 ayda artmış. Sonraki ayda azalmış. Nisan ayında altın fiyatı düşmüştür diyor. Nisan ayında altın fiyatı düşmüş. Evet, düşüş var. En çok artış Mart ayında olmuştur. Şuraya bakıyorum, artış ne kadar? 15. Buradaki artış 5. Evet, doğru. Toplam 80 TL artış. Şubat ayında 15 TL artmıştır. Şubat ayı neresi? Bu. Ne kadar arttı arkadaşlar? 5 arttığını söylüyor. O zaman bu yanlıştır arkadaşlar. Bunu toplamama gerek kalmadı. 7. soruya geçiyorum. 7. soruda yukarıdaki grafiğe birlikte satılan yayınların miktarları verilmiştir. Kitap satış sayıları, gazete ve dergi satış sayıları toplamından kaç milyon fazladır diyor. Kitap satışı bu 10. Şu ikisinin toplamı 7 milyon, 10 milyon. Gazete ve dergi 7. Kitap satışı 10 milyon. Kaç fazla arkadaşlar? Aradaki farkı aldığınızda 10'dan 7 çıktı. 3 milyon fazladır dememiz yeterlidir. Arkadaşlar 8. soruya geçiyorum. Burada sıklık tablosu verilmiş. En çok oy alan parti hangisidir? A 200, 250. Şu anda en büyük sayımız, o zaman cevap C şıkkı. Geçiyorum arkadaşlar bir sonraki soruya. Aylar, notlar, yukarıdaki sıklık tablosuna göre beyaz eşya dükkanında ilk 3 ay yapılan satış miktarı 40, 80, 110, 119. Satış miktarı Haziran ve Temmuz aylarında satış miktarı toplamından kaç fazladır diyor. Topluyorum bunları da 78. İkisi arasındaki farka bakıyorum. 9'dan 8 çıktı. Bir şıklara bakıyorum. 1 ile başlayan bir tane var arkadaşlar. Zaten devam ettiğinizde de 41 olduğunu da göreceksiniz. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Burada grafiğin ölçeği gerçekten hangisi doğrudur demiş. Miktarlar verilmiş. Ölçek 8'dir demiş. Üretim miktarı aylar. Ölçeğe bakıyorum. Ölçek dediği ne arkadaşlar? Şimdi ölçek ben de anlamadım. Buradan gerek yok gibi. En çok üretilen maden gümüştür. Hayır. Altın üretilmiş. O zaman bu yanlış. Bakır üretimi şurada 12. Demir üretimin 2 katıdır. Demirin 2 katı 8'in 2 katı 12 etmez. Yanlış. Gümüş üretimi demir üretiminin 2 katıdır. Gümüş üretimi demir üretiminin 2 katıdır. 8 kere 2 16 bakın. 2. 2 kat. 8'in 2 katı 16 eder. O zaman cevap Denizli. Ölçek 8 derken neyden kastetmiş onu bilmiyorum ama şuradan baktığımızda buradan 2, buradan 4, buradan 4 artmış. O ölçekler de düzgün yapılmamış bu arada. Neyse, o zaman onu doğru olarak kabul etmeyebiliriz. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Bu grafikte öğrencinin gittikleri spor dalı ve kişi sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım, en çok yapılan spor dalı basketboldur. Basketbol 8, futbol 12. Yanlış. Voleybola giden öğrenci sayısı, voleybola giden öğrenci sayısı 4. Tenise giden öğrenci sayısı, tenise giden öğrenci sayısı 2. Voleybola giden öğrenci sayısı, tenise giden öğrenci sayısının yarısıdır. Hayır, 2 katıdır. Yanlış. Futbol oynayan, tekrar bakacağım buna. Futbol oynayan öğrenci sayısı, voleybol oynayan, futbol oynayan kaç kişiydi arkadaşlar? 12. Voleybol oynayan öğrenci sayısı, voleybol kaç kişiydi? 4 kişiydi. 4 kere 3, 12. Evet, doğru. En az yapılan spor dalı voleyboldur demiş. Hayır, tenis daha azmış. Onu da yanlış diye işaretleyebiliriz. 12. soruya geçtiğimizde arkadaşlar, burada günler var. Spor sayısı var. Soru sayısı pardon. Yukarıdaki grafik Eylül'ün bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısı. Grafiğe göre Cuma günü çözdüğü soru sayısı. Cuma günü çözdüğü soru sayısı 60. Salı günü çözdüğü soru sayısından kaç fazladır? 30 fazladır arkadaşlar. İşaretliyoruz. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Basketbol vermiş. Yukarıdaki tablo 4 ayrı takım 4 yıl boyunca yaptıkları maçlarda attıkları toplam
basket sayısına aittir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 2008'de en çok basketi Şahinler atmıştır. 2008 yılına bakıyorum. 25.000 Şahinler atmış. Doğru. 2007'de şurası. En az basketi Bibişler atmıştır. Bibişler kim? Bakalım. Bibiş 1007 atmış. 1007 evet doğru. İki, en düşük sayı orası. 2009 şu tarihe bakacağız. En çok basketi Bonbonlar atmış. Bonbon 18.000 28.000. Bu daha fazla arkadaşlar. O zaman bu en az Bonbonlar diyebiliriz. Şahinlerden sonra en az. En çok basketi atmamışlardır. Yanlış. 2010'da en az basketi Bebişler atmıştır. 1020. Evet. Doğru. O zaman C şıkkın. İşaretliyorum. Geçiyorum arkadaşlar. 14. soru. 14. soruya baktığımızda arkadaşlar üretim ve günler verilmiş. Grafikte bulunan bir fabrikanın 5 günlük üretim miktarları ton cinsinden verilmiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlış? En çok üretim 4. gün yapılmıştır. Evet. Doğru. En yüksek sütun grafiği en yüksek kimse o en yüksektir. En düşük de en düşüktür. 1. ve 3. günlerde üretim toplamı 1. ve 3. 80-60. 80 ile 60'ı topluyorum. 140 çıktı. 4. günkü üretime eşittir. 4. gün 160-140. Evet bu da doğru. 2. ve 5. günlerdeki üretim miktarı 2. ve 5. günlerde. 2. gün 100. 5. gün 120. 100. 120. İkisini topluyorum. 220 çıkıyor arkadaşlar. Pardon. Üretim arasındaki fark 100-120. 40 demiş. Fark 20 çıkması gerekiyordu. Farkı almamız gerekiyormuş. Ben toplama gittim bir önceki şıkka göre. O zaman cevap C şıkkı diyorum. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. 15. soruya baktığımızda arkadaşlar yukarıdaki grafikte bir sınıfta bulunan öğrencinin matematik sınavında aldıkları notlar. Bu sınıfın not ortalaması kaçtır? Tek tek topluyorum. Bir kişi 2 almış. Pardon. 2 kişi 1 almış. O zaman 2 çarpı 1. Notlarla öğrenci sayılarını çarpıyorum. Bunu lütfen unutmayın. 4 çarpı 2. Şurası 2 çarpı 3. 4 çarpı 8. Öğrenci sayısı. 5 çarpı 4. Yerleri değişecekti burada. 8'e 4 diyelim. Burada da 5 alan 4 kişi. 2 kere 1 2. 4 kere 2 8. 3 kere 2 6. 8 kere 4 32. 4 kere 5 20. Topladığımızda arkadaşlar 10 12. 3 4 5 6 62. Kaç kişi var? Onu hesaplayacağız. Kişi sayıları bunlardı herhalde. Değil mi? 4 4, 8, 10, 18, 22. Bir dakika bir yerde hata mı yaptım? Tekrardan bir düzenleyeyim. Burada baştan çekiyorum arkadaşlar. Not 1 alan, 2 alan, 3 alan, 4 alan ve 5 alan kişi, notlar bunlar. Şimdi kişileri yazıyorum. Öğrenci sayısı 1 alan 2 kişi. Çarpı 2. Bunları çarpacağız. Kişi sayısıyla. 2 alan 4 kişi. 3 alan 2 kişi. 4 alan 8 kişi. 5 alan 4 kişi. Çarpıyorum. 2, 4 kere 2, 8, 3 kere 2, 6, 4 kere 8, 32, 5 kere 4, 20. 10, 16, 17, 18 toplamada hata yapmışım. 4 kere 2, 8, 2 demişim oraya. Doğru. 8, 10, 16, 17, 18 elde var. 1, 3, 4, 5, 6, 68 çıktı. Kişi sayılarına bakıyorum. 2, 4 daha 6, 7, 8, 16, 20. 20'ye böleceğiz. 20'ye böldüğünüzde arkadaşlar 3 kere var. 3 çarpı 20 60. Çıkardık 0 8. Devam ediyorum. 0 koydum. Virgülü koymamız gerekiyor. Kaç kere var? 4 kere var. 3.4 çıkacak cevap. C şıkkı arkadaşlar. 16. soruya geçiyorum. 4 doğal sayının aritmetik ortalaması 30'dur. Aritmetik ortalama nedir arkadaşlar? 4 tane sayı var. Bunu 4'e bölüyorum. Cevapta 30 çıkacak diyor bana. Bu sayıların 3'ü 30, 35. O zaman 30, 35, 40. Bunları topluyorum. Bir tane daha sayım var. Soru işareti koydum. 4'e böldüğümde 30 çıkacak. O zaman hangi sayı 4'e böldüğümde 30 çıkar? 120. O zaman bunların toplamı 120 olması lazım. Bunları da toplayarak gidiyorum. 30, 60, 105. Artı soru işareti eşittir. 120. 4 ile 30'u çarptım. 105'i karşıya attığımızda eksi olarak geçecek. 120'den 105'i çıkardığımızda 15 kalıyor arkadaşlar. İşaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum.
Burada diyor ki 8 tane sayının aritmetik ortalaması 184'tür. Bu sayılardan sayıları çıkartıldığında yine aritmetik ortalama kaç olur? 8 tane ise eğer arkadaşlar 184'ü 8 ile çarpıyorum. 8 kere 4 32, 64, 67, 3 de elde vardı. 67, 6 kaldı, 8, 6 daha 14. 1472. Bunları çıkaracağım. Önce toplayayım sonra çıkartayım. 147, 273, 152. Topluyorum. 12 elde var 1. 7, 4, 11, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5. 572. Bundan 572'yi çıkartıyorum. Kalanı yazıyorum. 14'ten 5 çıkarsa 900. 900 kalıyor. 8 taneden 3 tane çıkardık. Yani 5 tanesi kaldı. Bu çıkan sonucu da 5'e böldüğümüzde cevap 400 bir kere var. 5, 4 kaldı. 40 aşağı indim. 40'ta 5, 8 kere var. 80, 40 yazdık. Çıkardık 0. Bu 0'ı da direkt şuraya yazıyorum. Cevap 180 diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı notlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış diyoruz. 80 puan alan 6 kişidir. 80 alan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. 70 puan alanların sayısı. 70 nerede? Burası. 8 kişiymiş. Burası zaten 5, 6, 7, 8. Bu da doğru. Alınan en küçük puan 45'tir. Hayır. Alınan en küçük puan 30'dur. Yanlış. 100 puan alanların sayısı 45 ve zaten işaretledik. Yanlışı istiyordu bizden. 4'te 1'inin 5 fazlası diyor. 4'te 1'inin 5 fazlası. 3'te 1'in 2 eksiğine eşit olan sayı. Şimdi bize diyor ki aynı denklemi biliyorduk biz. Denklem olarak çözüyorum. Bir sayının 4'te 1'inin 5 fazlası, 3'te 1'inin 2 eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Şu 2'yi bu tarafa atıyorum. 5, 2 daha 7. Bunu bu tarafa atıyorum. X bölü 3 eksi x bölü 4. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. 4x 3x 12 kalacaktır. Yani 7 eşittir. 4'ten 1 3 çıktı. X 12 var aşağıda. Hangi sayı 12'ye bölersek 7 çıkar? 84 arkadaşlar. 7 ile 12'yi çarpıyorsunuz. İşlemi bitiriyorsunuz. 20. soruya geçtiğimizde burada bir gölge olayı oluştu. Biraz aydınlık. Burası güneş vuruyor. Havalar ısındı artık biliyorsunuz. Şuraya baktığımızda arkadaşlar yukarıda dikdörtgen biçimindeki otoparkta 100 otomobil park edebilmektedir diyor. 20 otomobil daha park edebilmesi için alanı kaç metrekare genişletmek gerekir? Şimdi buradan bize neler verilmiş? 80 metre ve 10 metre. Bunun uzun şey bu mesafeden bahsediyor. Şöyle 10, 10, 10 yok. Neyse 80 metre 20 otomobil olduğu zaman 80'i 20'ye böldüğümüzde bunu neden onu vermiş ki onu anlayamadım. Bir gün için otoparkta 100 otomobil park edemeyip 20 otomobil daha park edebilmesi için alanı kaç metre genişletmek gerekiyor? Şimdi bakın arkadaşlar 80 çarpı 10 100 800 metrekare olacak. 800 metrekare. 800 metrekareye 20 otomobil, pardon, 100 otomobil buraya sığıyormuş. 20 otomobil daha park etmesi için o zaman bunu 120 diyorum. Buraya da x diyorum. Bunun çarpımını 100'e böleceğiz. Sıfırlar gider. 8 çarpı 12. 'Alan ne kadar olacak? Çıkarttıktan sonra çıkartmam lazım. 8 kere 1 8, 8 kere 2 16. Elde var 1, 8, 8, 1 daha 9. 960 çıktı. Biz ne bulmuştuk önce? 800. 960 olması gerekiyor. O zaman ikisi arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? 160. 160'ı işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burada bizden arkadaşlar ne istiyor? ABC üçgeninde B kenarından AC'ye dikme indirilirse ABC üçgeninde B kenarından AC'ye AC neresi pardon? Şurası. B köşesinden demesi gerekiyor. AC'ye dikme şuradan olur arkadaşlar. Şöyle indirilirse. O zaman buradaki ile buradakinin çarpımı 10 çarpı 12 eşittir. 8 çarpı oradan indirdiğimiz dikmedir arkadaşlar. Şurası 120. 120'yi 8'e böldüğümüzde zaten cevabı bulmuş olacağız. 4 ile bölsek 30 ya da 120'yi diğerine direkt bölelim.
1 kere var 8, 4, 40'ta 8, 5 kere var. Cevap 15'tir arkadaşlar. Cevap bu kadar basit. Bir sonraki soruya geçtiğimizde arkadaşlar 30-22. Sorudayız. Burası 8, alan 96. Bunun alanı 96 olması için şunu yapabiliyorduk. Bununla kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bana 96'yı verir. O zaman 96'yı 8'e bölmem yeterlidir arkadaşlar. Bir kere var. Burası 1, 6, 16, 16, 8, 2 kere var. O zaman burası 12, burası 12, burası 8. Neydi çevre arkadaşlar? Çevreyi istiyor. Kısa kenar, uzun kenarın toplamının 2 katı. 8, 12 daha topladık. 20, 2 ile çarpıyoruz 20'yi. Çarptığınızda da 40 sayısını bulursunuz. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Bir sonraki soru 23. Uzun kenarı kısa kenarın 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresi 24 cm ise alanı kaç santimetre karedir? Hemen bir kendimi 2 katı kısa kenarının 2 katı. O zaman bununla bunun toplamının 2 katı kaç eder? 1 kat, 2 kat daha 3 kat. 3 katın 2 katı 6 kat eşittir 24. O zaman bir tane x'inin sonucu arkadaşlar hangi sayının 6 katı 24 eder? 4'ün. O zaman burası 4. Burası 8. Alanı istiyor. Kısayla uzunun çarpımı. 4 kere 8 32. Alan 32'dir arkadaşlar. 4 çarpı 8'i yapıyoruz. Alan o şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. 24. soruya bakıyorum. 5 dönüm arazisi olan Sinan arazisinin 15 dam dekametre karesine domates, 0.2 hektometre karesine de karpuz ekiyor. Geriye kaç ar kalmıştır diyor. Arkadaşlar 5 dönüm arazi önceki konularımızda da neredeydi? Ona da bir bakalım. Uzunluk ölçü birimleriydi. Arkadaşlar alan ölçme bir önceki konu muydu? Neyse bu arazi ölçülerinde isterseniz bunu tekrardan başka bir yerde de çözebiliriz ama neydi? Onlar bir hatırlarım. Hektar, dekar, ar şeklinde gidiyordu. Artı bir ar 100 metrekare miydi? Ona dikkat etmemiz gerekiyordu. 15 dam, 15 dekametre karesine domates, 0.2 hektometre karesine karpuz ekiyor. 15 dam bir aşağı indirdiğinizde arkadaşlar 1500 yüzde çarpıyoruz. 1500 metrekare. Bir yüzde çarptığınızda 20, bir yüzde çarptığınızda 2 sıfır daha gelecek, metrekare olacak 2000. 2000'i de ekliyorum arkadaşlar. Topladığınızda 35.000 3500 metrekare oluyor. Bunun 5 dönümüne eklemişti. 5 dönümde arkadaşlar 5000 metrekaredir. 3500'ü çıkarıyorsunuz buradan. Geri kalıyor arkadaşlar 15 yani 1500 metrekaresi kalan arazi. Bunu da ara çevirdiğinizde zaten yüze böldüğünüzde ar çıkıyordu. Cevap Balıkesir arkadaşlar. 25. soruya geçiyorum. 25. soruda arkadaşlar ABC üçgenin alanı kaçtır diyor. Bunun toplam uzunluğu 7 çarpı yükseklik bölü 2 size cevabı verecektir. 2 ile 8 sadeleşir. 4, 4 kere 7 28 santimetre karedir arkadaşlar. Cevap Denizli. Yine mi gölge oldu? Evet. Biraz daha güneşten kaçarsak. Pardon. 26. soruda arkadaşlar burada bir tane kare var. Alanı 16. O zaman kısa kenar kenarları çarpımı 4'e 4'tür. Şuradaki 4'leri saymam yeterli. Kaç tane 4'üm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 4 var. 12 çarpı 4'ten cevap 48'dir çevre arkadaşlar. Ceyhan işaretleyip geçiyorum bir sonraki soruya. 27. soruda arkadaşlar inşallah gözüküyordur. Sizde de var zaten de yazdıklarım gözüküyor değil mi? Evet üstteki soruda. Evet. Burada da güneş gelmeye başladı da biraz değişik oldu. Yerimi değiştirsem, yeri değiştirsem de fayda olacak herhalde. Şöyle yer değiştirelim. Burası biraz daha mantıklı olacak. Şimdi arkadaşlar burada bizden istenen ne var? Şekillik dikdörtgen şeklindeki sitenin kroküsü. Bu kroküye göre yeşil alan kaç santimetre, kaç metre karedir? Şu yeşil alanları istiyor.
Ben hemen şuradaki blokları hesaplıyorum. 5 kere 5 25. Şurası 5, burası 5, 25. Bu da 25. 3 tane 25 var. Lütfen ona dikkat edin. Otopark 6 çarpı 12'den 72. Oyun parkı 36. Bu hepsinin toplamından bütün bölgeyi çıkaracağız. Şurası 5, 1, 6, 12. Şurası 12. Şurası 12, 13, 19. 12 ile 19'u çarpıp bütün bölgeden şunları çıkartmam lazım. Bütün bölgeden 9 kere 2 18 elde var 1. 9 kere 9 10 108. 12 de aşağı topladığımızda 8 2 1 228. Tüm bölge 228. 25 25 25 75. 75'i yazdım. 72 burada. 36 da buradaydı. Topladığımda arkadaşlar 6 7 8 5 daha 13 17 18 183. 183'ü buradan çıkartırsak eğer arkadaşlar direkt cevabı bulmuş olacağız. Yeşil alan çıkmış olacak. 8'den 3 çıktı 5. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıkarsa 4. 45 metrekarelik yeşil alan bırakmıştır cevap Adana. Evet, geometriye geçiş yaptık biliyorsunuz. Bizim sorularımızın yani konumuzun sonları. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanı kaç desimetre karedir diyor. Desimetre kare dikkat. İkizde santimetre cinsinden santimetreden desimetre geçiş bir üsttür. 6 kere 5 önce alanını hesaplıyorum. Kısa ile uzunun çarpımı 30 santimetre kare. Bir yukarı çıkacağım. Bir yukarı çıktığımız için de arkadaşlar 100'e bölmeyi unutmayınız. 30'u 100'e böldüğünüzde virgül bir sıfır. Bir sıfır daha virgül kaydırmasa 0,3 olacak. 0 tam onda 3 desimetre kare olacaktır arkadaşlar. 29. soruya bakıyorum. Paralel kenarın alanı ne kadardır? Paralel kenar basit bir soruydu. 15 burada. 8 ile 15'i çarpsam yeterlidir arkadaşlar. 15 çarpı 8. 8 kere 5 44. 8 kere 1 8 4 daha 12 120. Cevabı işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burada 30. soruda arkadaşlar 6 kulvar var. Her bir oluşan bir havuzun 3. kulvarında yarışacak olan Alper. Alper burada yarışıyormuş. 100 metre yarışında havuzda 2 tur atarak yarışı tamamlamıştır. 2 tur atıyor. 1, 2 turu yapmak lazım. Havuzun eni 12 metre olduğuna göre Alper bir uçtan diğer uca kaç metrekarelik alan kullanmıştır? Biraz karışık oldu. 100 metre yarışın havuzda 2 tur atarak yarışı tamamlamıştır. 100 metre yarışı o zaman gitti döndü. 50 mi oluyor arkadaşlar? Şu uzunluk 50. Havuzun eni de 12 metre olduğuna göre Alper bir uçtan diğer uca kaç metre karelik alan hesaplamıştır? 12 6 kısım o zaman burasına 2 kalır arkadaşlar. Hepsi 2 4 6 8 10 12. 50 çarpı 2'den 100 metrekarelik alan kullanmıştır dememiz uygun olacaktır arkadaşlar. Anlaştık değil mi 12'yi nereden bulduğumuzu? Şunun uzunluğu 50. 50'yi neyle çarparsak? Havuzun eni 12 metre olduğunu göre Alper bir uçtan diğer 12 metre 100 metrelik yarış gitti döndü 50 olacak. Ama bir tur olması için gidiş dönüş olması lazım. 2. Bir daha git dön 25 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, çünkü bir tur ikinci tur. Git gel bir turdur. Dolayısıyla 2 tur attığı için de onu o şekilde yaptık. Bunun uzunluğu 25 olacak. Yani 4'e böldük. 100 metre git gel git gel tek bir metre olduğunu düşünüyorum. Şimdi 25 bulduk şu uzunluğu. Şimdi havuzun eni 12 metre olduğuna göre bir uzunluk 2, 4, 6, 8, 10, 12 yani 6'ya böldüm 2 metre burası. Yani 2 burası 25 burası ikisinin çarpımı 50 oluyor arkadaşlar. 50 metre karelik alanı buluyor. O zaman cevabımız bu değil. Cevabımız Balıkesir oluyor. Bir sonraki soruya bakıyorum. Verilene göre taralı bölgenin alanını istiyor. Şurasına bakıyorum arkadaşlar. AB 6 santimetre bu bir kare olduğu için. Alan 6 çarpı 6'dan eşittir 36. Şuraya bakıyorum. BC uzunluğu 3. O zaman bunun alanı bununla bunun çarpımının yarısıydı. 6 çarpı 3 18 yarısı 9.
9 ile 36'yı topluyorsunuz arkadaşlar. Topladığınızda kaç çıkıyor? 45 çıkıyor. Cevabı işaretliyorsunuz. Bir sonraki soruya geçiş yaptım. Şimdi ekilemeyen bölgenin alanı ne kadardır? Yarısını ekmiş arkadaşlar. Burası 40, burası 50. Dikdörtgen şeklinde arsanın yarısına çim ekilecektir. Geri kalan da ekilmeyecektir. Sonuçta nedir? Bununla bunun çarpımının yarısı arkadaşlar. 40 çarpı 50 bölü 2'den 40 çarpı 2 şey 4 çarpı 5 20. 2 sıfırı da ekliyorum yanlarına. Bölü 2 böldüğümde arkadaşlar 1000 metrekarelik cevabı işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Canınızı sıkmak istemem, hızlı anlatmaya çalışıyorum. Farkındayım. Çünkü daha 41 tane soru var. 33. sorudayım. Burada desimetre metre dam var. Dikkat edin, taralı bölge üçgenin alanı kaçtır? Burası zaten 0,6 damsa şurası 0,6 dam. Lütfen dikkat edin, dekametre, desimetre metre benden metrekare istiyor. Desimetreyi metreye çeviriyorum. Burası 8. Damı metreye çevirirken 10 ile çarpıyorduk. O zaman burası 6 metrekare olacaktır arkadaşlar. 6 metrekare 8 2. Şunun uzunluğu 10 metre. O zaman taban, tabana ait olan yükseklik bölü 2 bize cevabı verecektir arkadaşlar. Bu da 60 bölü 2'den 30 oluyor. Cevap Ceyhan. Evet, 34. soruya geçiş yapıyorum. 34. soruda metre metre vermiş. %40 çevre düzenlemeye ayrılacağına göre ev yapılacak olan kısmı nedir? %40'ı çevreye veriyorsa %100'e tamamlayın arkadaşlar. 60 bölü 100'üne ev yapılacak. O zaman 60 bölü 100'ü yazıyorum. Çarpı alan 80 çarpı 100. Kuralımız bu arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kısa kenar çarpı uzun kenar bana alanı verecektir. Şuradaki yüzler birbirini götürdü. 60 çarpı 8. 6 kere 8. 48 zaten, dikkat edin. 2 sıfır da var. Pratik çarpmaydı bu arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde soru çözümüne gidebileceğinize inanıyorum. Şeklin alanını istiyor arkadaşlar. Şunu şuradan şöyle kesersek burası 3'e 3'lük, yani 9 kare. Şurası 4. 3 daha 7. 6 daha 13. Şu uzunluk 13 zaten verilmiş. 13 çarpı 2 26 da burası. O zaman bunların ikisini toplamam yeterli. 26 9 daha 35 santimetre eder arkadaşlar. Bunu milimetreye çevirin diyor. Zaten şıkları gördüğünüzde zaten 5 şıkını işaretlememiz lazım. Çünkü 35'i bulduk. Milimetreye çevirdiğimiz zaman neydi? Aşağı doğru çarpı 100 ile çarpıyorduk. Çarpınca zaten 3500 milimetre kare olacaktır arkadaşlar. Hem telefonu tutup hem soru çözmek hem kameraya çekmek gerçekten zormuş. Kolay bir şey değil. Allah kameramanlarımızı kutsasın diyelim ya da ona benzer bir şey. Allah onlara yardımcı olsun. Kameraları da ağırdır bu arada. Verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şunu şuradan uzatmak istiyorum. Şurası 5 olacaktır arkadaşlar. Zaten burası 10, burası 2. 10 çarpı 2'den şurası 20 çıktı. Şurası 4 çarpı 5'ten burası da 20. 20 ile 20'nin toplamı bana 40'ı verecektir. Basit bir soru. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Bir üçgende taban çarpı tabana ait olan yükseklik. Taban çarpı tabana ait olan yükseklik. Bunların çarpımları her zaman birbirine eşittir. Çünkü alanı verecektir bunlar. Şimdi AT uzunluğu neresi? Şurası. 4 çarpı BC 8. Sonra AC 16. H çarpı H. Dikkat edin, 8 kere 4 32 eşittir 16 çarpı H. Sadeleştirdiğinizde 2 eşittir H çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız 2'dir. Yani yükseklik çarpı taban, taban tabana ait olan yükseklik eşittir öteki taban çarpı tabana ait olan yükseklik dediğinizde cevabı bulmuş olacaksınız. Yanda kapısı dikdörtgen şeklindeki bir buzdolabına kare ve dikdörtgen şeklindeki buzdolabı süsleri yapıştırın. Buna göre bu buzdolabının kapısında kalan boşluğun alanı kaçtır? Tüm alandan bunları çıkartın diyor. 200 çarpı 65. 65'in 2 katı 130 eder arkadaşlar. 2 sıfır da ekliyorum. Bu buzdolabın kapısının alanı. 10 çarpı 10 100. Onları buraya yazıyorum. 10 çarpı 20 200. 40 çarpı 10 400. Topladığımızda 700 eder. 2 sıfır ekledim. Bu güzelmiş.
700 çıkarttım. 0, 0. Ondan 7 çıktı. 3. Buradan verdiği için burası 2 kaldı. Başta da 1 kaldı. 123 gibi kalacak arkadaşlar. Bakın 128, 125, 130. O zaman cevap 123 desimetre kare. Neden sıfırları sildik? Biz santimetre kare bulduk arkadaşlar. Santimetre kareden desimetre kareye geçerken bir üste çıkıyorsunuz. Üste çıktığınız için 100'e bölmeniz lazım. Bunu 100'e böldüğünüzde sıfırlar gidecek. 123 desimetre kare olacaktır arkadaşlar. Buna lütfen dikkat ediniz. Şimdi 39. soruya geldiğimizde 1 bölü 400 ölçekli bir planda dörtgensel bölge şeklindeki bir bahçenin kısa kenarı 3 desimetre ve uzun kenarı 5 desimetre ise bu bahçenin gerçek alanı kaç ardır diyor. Şimdi 3 kere 5 15 desimetre kare. Bu gerçek uzunluğu değildir arkadaşlar. Doğru mu? Gerçek alan değil. Bu kuru kedeki alanı. Şimdi neydi ölçek? 1 bölü 400 ölçeğimiz. Haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk. Bu gerçek uzunluk. Onu istiyor zaten benden. O zaman bunu çarpıp gerçek uzunluğu bulabiliriz. İçler dışlar çarpımı dediğimiz gerçek uzunluk. Kalemi değiştireceğim. Pardon. Gerçek uzunluk bunda bunun çarpımı kaç eder? 15'in 4 katı 60 eder. 2 sıfırı da ekliyorum arkadaşlar. 6000 buldum. 6000 ne? Desimetre karedir alanımız. Ama benden ne istiyor? Ara çevirin. Zaten burada soruda hani 6 ile başlayan sadece bu var. Ara çevirdiğinizde arkadaşlar desimetre kareden metreye geçiş yapıyorum. Yüzde bölüyorum. 60 metre kare ediyor. Bunu da ara çevirmeniz için geçiş var. Geçişi yaptığınızda yine yüze bölmeniz gerekecektir. O da cevap Adana olacaktır. O konuyu tekrar ederseniz de geçişleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yüze böl 0,6 ar olacaktır arkadaşlar. Metrekareden geçiş. Şimdi 40. soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir kenarı 12 santimetre olan soru gözüküyor mu? Evet. 12 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi. Eşkenar üçgenden bahsediyorsa arkadaşlar üçü de aynıdır. O zaman 12'yi 3'e bölüyorum. Bir kenarı 4 santimetre oluyor. Bir karenin alanına eşittir diyor. Bir kenarı 12, pardon, tam tersini okudum. Bunlar 12'ymiş. Üçgenin çevresi bir karenin alanına eşitmiş. 12, 12, 12 topladığınızda 36 eder. Bu alan, bu alansa eğer bir kenarı 6 santimetre, 6 kere 6 36'ya tekabül eder. Bir kenarı kaç santimetredir? 6. Anlaştık mı? Bunun çevresi bunun alanına sayısal olarak eşit olduğunu söylüyor. 36'yı oradan buldum, çevresini topladım. 36 bu alandır. Alanı bulmak için de bu iki kenarı ya da bir kenarın karesini alıyorsunuz. 6 kere 6 36. Neyin karesi 36 eder? 6'nın. Oradan da oraya geçiş yaptık. Şimdi arkadaşlar 4 kapının her birine 200 santimetre karelik birlik camlar takılacaktır diyor. 4 kapının her birine. Camın metrekaresi 70 TL. O zaman buraya bakıyorum. 4 kapı olduğu için bunu 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı 200 800 santimetre kare eder. Metrekaresi 70 TL olduğuna göre takılacak camlara kaç TL ödenecektir diyor. Dikkat edin, metrekaresi. Biz santimetre kareden gittik. Metrekaresi buysa santimetreye geçmek için çarpıp bölmemiz artık nasıl diyorsanız bilmiyorum ama şey yapmanız lazım. Şıklarda mesela bunu uyumlu hepsi de olabilir. Kesinlikle sıfırı hesaplamanız lazım. Virgül nerede? Şimdi bakalım 800 santimetre kareyi bulduk. 4 kapının her birinde diyor çünkü. 4'e çarptık. 800 santimetre. 8 desimetre kare. Bunu da 100'le böldüğünüzde 0,08 metre kare edecektir arkadaşlar. 1 metre karesi bu kadarsa bunu 70 ile çarpmam uygun olacaktır. Şurada böyle çarpalım. 0,08 çarpı 70 dediğim zaman bitecektir. 8 kere 7 56 arkadaşlar. Önüne 0 koyuyorum. 2 basamak var. 70 ile çarptım. Bir sıfırı da burada vardı. Bu sıfırdan geldi. 2 basamak var. 1, 2. 5,6 lira para ödeyecektir diyorum. 41. İnşallah canınızı sıkmamışımdır. Epey bir süre oldu. Biraz elimden geldiğince hızlı çözmeye çalıştım ama açıklayıcı olmuştur. Sağlıcakla kalın, evde kalın, bizi takip etmeye devam edin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.